Çok güzel. Abi hay 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 hay. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber yoğun istek üzerine gelen Süper Lig'den sonra, Milli Güç'ten sonra Premier Lig serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ve böyle 3-5 bölümlük bir seri düşünüyorum. Yani arkadaşlar o yüzden bir bölümde 5-6 tane transfer bile alabiliriz. Yani hiç bilmiyorum. Size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Her attığınız 1000 beğeni başına bu bölümde bu seride bir tane transfer alacağız. Yani eğer bu bölüme 1000 beğeni gelirse bir transfer, 2000 beğeni gelirse 2 transfer, 3000 beğeni gelirse 3 transfer öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Ayrıca bugün mükemmel bir transfer alacağız. Biliyorsunuz Milli Güç'ün final bölümünü yayınladım. Artık Milli Güç izleyicisi düşmüştü zaten arkadaşlar. O yüzden videoda çok izlenmedi. Öneri de verin demiştim ama baştan sona izlemediğiniz için o kısmı da görmemişsiniz. Çok fazla öneri veren olmamış. Ama en çok tekli yorum olarak beğenilen 20 beğenili bir yorum var onu alacağız ama bu bölümde herkes tekli olarak bakın tek bir oyuncu önerin her yorumda tek bir oyuncu önerin o şekilde önerilerinizi yapın öyle transferler alacağız bu bölümde sadece bir transfer alacağız ama diğer bölümde arkadaşlar beğenilerinize bağlı olarak efsane transfer alacağız sonra arkadaşlar bu bölüm bu seri bittikten sonra hemen başka bir ligin serisine başlayabiliriz arkadaşlar böyle sürekli yeni yeni seriler yapmayı planlıyorum gerçekten mükemmel olacak bu seriyle ilgili size daha çok bilgi vereceğim ama öncesinde arkadaşlar bugün biliyorsunuz 15 Nisan ve 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da efsane mükemmel ötesi bir turnuva yapacağız arkadaşlar yani böyle bir turnuva yok 4 tane 5 tane turnuva yapacağız canlı yayında ilk turnuvayı youtube'da canlı yayında başlatacağım ve Youtube'da canlı yayında başlattığım turnuvayı kazanan diğer geriye kalan 3 veya 4 turnuva tam hatırlamıyorum o turnuvalara katılma hakkı kazanacak. hepsini kesinlikle o kişi katılacak ve gerçekten mükemmel ötesi bir turnuva olacak arkadaşlar. Son turnuvanın ödülü 70 liralık yıldız bileti ilk turnuvalar 25-25 lira toplam size 200 lira dağıtacağım arkadaşlar. Hepsini detaylı olarak canlı yayınlarıma gelerek öğrenebilirsiniz. Bugün de 5'te canlı yayın açarım arkadaşlar. Canlı yayınıma gelin açıklamadan bütün şeyleri indirin. Bugün turnuva yayını olabilir arkadaşlar ve turnuva da sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yani sistemi öğrenmeniz için turnuva yayını olabilir. Hemen bir arkadaşlar size şu kadroyu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir kadro oluşturdum. Ama bunu zaten daha sizlerle beraber kurarız canlı yayında. 95 150 maksimum kadro kurmanız lazım arkadaşlar. Süperlik kadrosu bu turnuvaya katılmak için. O yüzden bu turnuvayı olana kadar bütün videolarımda bu turnuvayı duyuracağım arkadaşlar. Çünkü bu turnuva gerçekten çok önemli bir turnuva olacak. Hepinizin katılımını bekliyorum. Kadrolarınızı şimdiden oluşturun. Maksimum 95 maksimum 150 kimya ve arkadaşlar süperlik kadrosu olacak. Bunu da kesinlikle unutmayın. Yani bu gerçekten bu detaylar gerçekten çok önemli diyorum. Ve arkadaşlar hemen abicim ana ekranımıza kadromuza geldik. Gördüğünüz gibi Levit, Garner, Oakley, Leibote, Ramazani, Sims, Diabate, O... Abi bunu yanlış okudum abi. Yemin ediyorum farklı bir, şey okudum. Neyse Ofos Ayhey, Medley, Tanganga bu adamı çok yakından biliyorsunuzdur arkadaşlar. Premier Lig izleyenler bilir. Joel Lopez, Make gördüğünüz gibi kadromuz şu anda bu şekilde ve arkadaşlar en çok beğenilen yorum Rahim Sterling'de 20 beğeni almış ve bugün sizlerle beraber onu alacağız. Onun için çok uğraştım. 4-0 3-0 geriden geldim. 4-0 mı 3-0 mı hatırlamıyorum ama geriden geldim ve şimdi arkadaşlar Rahim Sterling'i aldığım kısma gidelim. 93'ken Sterling hayırlı uğurlu olsun abicim. Bakın bu maçı nasıl yendiğimi görüyorsunuz. Telefondan oynayacağız. zınk diye koyduk yendik. Alıyorum abi. Mis. 50.000 jeton yanında 93'lük Sterling. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rahim Sterling'i aldığım kısmı izlediniz. 13 saniyelik bir kısımdı zaten hemen hızlı bir şekilde izlemişsinizdir. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi hemen arkadaşlar Rahim Sterling'i buradan seçiyoruz. Ve bum diyoruz. Gördüğünüz gibi Sterling takımımıza katıldı. Bir sonraki bölüm içinde sizlerden iki tane transfer önerisi bekliyorum. Premier Lig oyuncusu. iki tane transfer. Bakalım kimler gelecek arkadaşlar. En beğenilen yorumlar gelecek. Yorumlarda 100-200 tane beğeni bekliyorum sizlerden. Sterling'in özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hız özellikleri mükemmel. 118 sprint hızı falan var. Gerçekten müthiş özellikleri var. Sadece abicim Sterling'in ben falsosunu beğenmiyorum. Benim için falso en az 85 ve abicim 90'ın üstündeyse müthiş ama en az 85 olmalı gerçekten çok önemli ama bitiricilik özelliği 108 olduğunda bunun önüne geçebilir. Şimdi hemen arkadaşlar bu kadar öyle bir maç oynayalım. Bakalım başımıza neler gelecek maçta. Pascal etkinliğinden maç oynayalım bakalım. Umarım güzel şeyler yaşarız. Hadi bakalım arkadaşlar dediğim gibi serinin devamı için like'larınızı yardırın. iki günde bir bu bölümden gel göndermeyi planlıyorum. Sizin de beğenilerinize bağlı olarak. Arkadaşlar bu ikinci devreden başlıyor. Bu ne abi? Bu da çok kolay bir rakip. Abi bu da çok zor. Yani şunu İki kere falan oynayalım ya da bakayım abi. Ya bunu oynayalım kadroyu test etmiş oluruz arkadaşlar ama aşırı zorlanacağız. Umarım gol yemeyiz. Çünkü aşırı derece zorlanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım abi şunu baştan sona bir oynayalım. Yani çok zor olacak. Tabi Premier Lig'in gümüş en iyi kartlarını almaya çalıştım. En iyi takımlarda oynayan oyuncuları almaya çalıştım ama Sterling'i 120 gen takıma karşı şu anda test ediyoruz. Oha abi hoca fual var ya abi ne güzel bacak arası çalım atmıştım. Valla fual, yap fual yaptılar ama ayıp ya gerçekten. Oakley Bute. Oakley Bute verdi hemen pasını bakalım. Lev, Lev, Levit. Levitmiş. Raheem Sterling. Sterling. Abi bir pas. Bir çalım. Çok güzel. Raheem Sterling. Abi bak Falso'nun düşük olması kadar kötü bir özellik yok. Şu adamın bitiriciliği 108 ama hiçbir işe yaramıyor. Ben Falso'lu oyuncuları kullanıyorum çünkü. Arkadaşlar bana falso CEO olan Premier League oyuncuları önerin. Tabi stopere çağları önerirsiniz diye düşünüyorum kesinlikle. Premier League'de oynayan özellikle iki tane Türk oyuncumuz var arkadaşlar çok bilinen. Cenk Tosun'a çağlar. Cenk Tosun'un oyunda özel kartı yok ama çağlar söyüncüyü. Yani çok öneren olur diye düşünüyorum. Bakalım yani kimi alırız ama bakalım abi hep beraber göreceğiz dediğim gibi kimi alacağımızı. Ofosaye verdi pasını Levit. Levit daha doğrusu. Ofosaye hemen pasını ver. Abi veremedi. Hemen top yine bizde kaldı. Ofosu Ayef verdi pasını Garner. Garner'dan pas Levit gelmedi. Hemen abi bakıyoruz. Hong Kong Abi gol atamadım bir ya. Hadi. Kadroyu test ediyoruz ama bakalım arkadaşlar. Bu arada maç kısmını da izleyin. Oradan anlayacaksınız. Yani şeyi. Neyi anlayacaksınız oradan maç kısmını izleyerek. Kadroda neye ihtiyacımız var bunu anlayacaksınız. Mesela şu anlık defanslık bir sıkıntı yok abi. Bence yani şu anlık defans almamıza gerek yok. Mesela örneğin. Tabi size almamız gerekiyor olarak da gelmiş olabilir. 120 gen takıma karşı gidiyoruz. 120 gen takıma karşı ilk golümüzü attık arkadaşlar. Yani bunun için sizlerden de like bekliyorum. Gerçekten bomba bir özellik. Müthiş bence. Abi bu kadar düşük bir takımda gerçekten bence müthiş bir özellik. Çok iyi bir... oldu şu anda. Sims. Levit. Abi şu topu alabilir miyim? Alamadım. Okey bu te. O da alamadı. Abi hadi. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Bir tane gol atabildik. Hiç beklemiyordum gol atabilmeyi. O yüzden gerçekten bomba bir özellik oldu şu anda. Bu bizim için bomba bir olay oldu. Bakalım devamında neler olacak ama gerçekten yani garip hissettim şu anda kendime. Hadi bakalım abi. Huan Ki Medley şu topu alabilecek misin artık kardeşim? Alamadın mı? Abi 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 yapma hayır. Hayır. Of macayı bravo. Abi bu gümüş defanslarla gerçekten. Abi ha of. Abi bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir olay yaşamamıştım hayatımda. Aşırı korktum. Yani çok yaşamışımdır da hayatımda hiç yaşamamıştım diyorum. Çünkü videodayız ya. Abi bir şey diyeceğim. Ben niye oynayamamaya başladım ya? İyice gittik ha. He. Heh tamam. Medley ver şu, şu topu. Çok güzel. Sterling. Abi Sterling. Abi bu oyuncular gerçekten bronz gümüş oyuncularla çok zor oynanıyor arkadaşlar bu oyun. Cidden çok zor. Metley. Abi ver pasını hemen Sterling'e gitsin. Abi. Lan biz Sterling'e pas ulaştıramadık. Hah. Hadi abi. Artık Sterling'e ulaştırabileceğiz mi? Evet Sterling. Güzel bir çalım atacaksın mı? Kankan benim. Adamsın. Hadi be. Hadi be oğlum. Aha. Hadi. Abi süper. Harika bir detaysın sen. Sen müthiş bir detaysın. Rahim. Sterling. Abi. 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 Abi ne yaşadık az önce? İlginç şeyler yaşadık. Gerçekten çok garip olaylar yaşadık ve şu an neler oluyor öyle? Neler oluyor? Haaland. Abi o hangi alan? Abi yapma. Abi yapma. Şu an yapma bunu bak. Hayır, 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 hayır. Of. Abi. A. Oğlum ne, ne biçim maç lan bu? Bir dakika Sterling artık gol at lan. Abi bir o kalede bir bu kalede çok garip olaylar yaşanıyor. Rahim Sterling aldı topu yine. Sterling. Sterling. Çok iyi gidiyor abi. Kimse yetişemiyor Sterling'e. Artık atar mı? Abi senin falsona tüküreyim ya. Oho. Bu adama falso. Ben bir daha bu adamla falso vurmuyorum. Niye falso vuruyorum ki? Normal şut çekeyim abi. Ne gerek var falsoya? Alışmışım bir falsoya yemin ediyorum. Yorumlarda ne yazacağınızı bildiğim için ben önceden söylüyorum arkadaşlar. Tamam bundan sonra falso vurmayacağım. Tabi pozisyon gelirse o da. İnşallah gelir. Neyse diğer videolarda görürsünüz arkadaşlar artık. Ama Sterling'i gerçek asıl kadromda kesinlikle kullanmayacağımı buradan anlamışsınızdır abi. Çünkü falsosu bu kadar düşük bir oyuncu. Benim işime gelmez abi. Bakalım şu anda dakika 88 olmuş ve ve hemen abi korner kullanılıyor. Aç ortaya bakayım. Ofa sahaya of, Tanganga vur abi. Çok güzel. Abi hay 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 hay. Abi elim ayağıma dolandı yemin ediyorum. Yemin ediyorum elim ayağıma dolandı. Dakika 90 artıydı. Maçı 1-0 kazandık sayıyorum arkadaşlar ben şu anda. O yüzden o kadar heyecanlandım. Ben size maçı 1-0 kazandık olarak söyleyecektim. O yüzden dediğim gibi heyecanlandım. Neyse devam et diyelim. Maçı kaybettik ama sıkıntı yok yani önemli değil. Şimdi arkadaşlar hemen devam et diyelim. Bir kadromuzun son halini sizlere şöyle bir göstermeden önce abicim. Ben böyle videoların hep sonunda 50 bin coinslik paket açardım bir ara. Yine açacağım abi. Yine bir 50 binlik paket açacağım. Ve içinden böyle bir bomba çıkarmak istiyorum. Bir bomba içinden çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar size kim çıkar? Bir bomba kim çıkar? Size bakın izleyin. iyi izler misiniz? Abi şu an dikkatli izleyin. Dikkatli çok dikkatli izleyin. Vallahi 77 çıktı lan. Abi şansı yüzde çok yüzdesi yok bak. Yüzde Aa 70 artı oyuncu yüzde. A 75 artı oyuncunun şansı artık yazmıyor. İlginç. ilginç gerçekten. Her neyse arkadaşlar kadromuzun son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen Nonolive Live canlı yayınımıza da gelmeyi unutmayın. Muhtemelen canlı değil. siz 5'ten sonra filan izliyorsanız. Eğer 5'ten önce izliyorsanız da hemen indirin takip edin. Sonra canlı yayın gelince açınca zaten bildirim alırsınız arkadaşlar. Hoşça kalın gerçekten çok seviyorum. Bunu listeyi unutmayın. Ve bu arada canlı yayınlarda 4 saat filan kalıyoruz. He. Önerilerinizi de yapmayı unutmayın bakın. Tanganga, Mette, Ofosaya, Levit, Garner bir sürü oyuncu var. Önerilerinizi yapın. Hoşça kalın seviyorum. Ve Bye bye!